Evet biraz da zarf çözelim. Bu arada zarf demeyecekler sınavda belirteç diyecekler. Onu hemen söyleyelim tamam mı? Bu çok önemli. Artık bu bunların göbek adlarını kullanıyorlar. Bu karın ağrılarının ne olduğunu öğrendik. Bir de göbek adları kaldı. Evet zarfla ilgili videolar izlediysen şunu söyledik. Eylem ya da eylemsi nitelerler fakat bir görevleri daha var. Bir sıfatın ya da farklı bir zarfın e türlü yönlerden belirtildiği sözcükler bunlar. Yani zarf illa fiil fiilimsi nitelemek zorunda değil. Bir sıfatın ya da bir zarfın da önünde gelip onun miktarını bildirebiliyorlar. Hangisinde zarf kullanılmamıştır? Dünkü partide çok iyi eğlendik derken şuradaki iyi sözcü bir durum zarfı olmuş. Çok sözcü de o iyiyi derecelendirdiği için bir miktar zarfı olmuş. Burada iki tane zarf var. Buradan taşınmaya dün karar verdik. Ne zaman karar verdik? Dün. Bu sefer de işin zamanını bildirmiş bir zaman zarfı var. Yağışlı havalar bana seni hatırlatır. E şimdi burada yağışlı sözcü sıfat, şu bir isim. Bana ve seni gibi sözcükler zamir. Bu da bir fiil. Birçok farklı sözcük türü var burada. Fakat zarf yok. Kitaplarını dolabına özenle yerleştirdi. Nasıl yerleştirdi? Özenle. Bir durum zarfı var. Beni karşısında görünce çok şaşırdı. Ne kadar şaşırdı? Çok. Burada da fiilin miktarını bildiren bir miktar ölçü zarfı var. Peki. İki der ki. Hangisinde iyi sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır? Şimdi unutma görev sözcüğü dendiğinde aklımıza öncelikle öge gelmeli. Fakat bu iş görmediğinde neye de bakmak gerekecek? Türe de bakmak gerekecek. Şimdi iyi sözcüğü tek başına büyük ihtimalle aşağıda bir nesne, zarf tümleci ya da başka bir şey olmayacak. Biz onun tür olarak ne olduğuna bakalım tamam mı? Bu soru biraz bunun üzerine gidecek gibi. Bu aralar dükkanda işler çok iyi gidiyor. Nasıl gidiyor? İyi. Fiilin durumunu bildirdiği için ne oldu burada? Zarf. İyi okullarda okumasına rağmen başarılı olamadı. E buradaki iyi sözcü bir ismin önünde kullanıldı. O halde o ismin sıfatı. İçtiğim ilaç ağrılarıma iyi geldi. İyi gelmek derken yine bir fiilin durumunu bildirdi. Zarf. Genç olmasına rağmen arabayı iyi kullanıyor. Araba iyi kullanmak. E, kullanmakla alakalı bir şeyi belirledi. Sınırlandırdı. Zarf oldu. Dünkü sınavının iyi geçtiğini söylüyor derken. Burada da bir fiilimsinin önünde yine onun e, durumunu bildirdi diyelim. Dolayısıyla... B seçeneğinde sıfat olarak kullanıldığı için görevi diğerlerinden farklı. Ha, iyi sözcüğünün yerine başka bir sözcük koyun. Alın size bir sınav sorusu. Cümlelerden hangisinde yukarı sözcüğü belirteç görevinde kullanılmıştır? Şimdi önemli bir şey hatırlatayım hemen. Ara e, pardon, yön bildiren aşağı yukarı, ileri geri e, ya da içeri dışarı gibi sözcükler zarf olurlar. Fakat bir fiilin fiilimsinin yönünü bildirirlerse ve çok önemli, çok önemli bir çekim eki almazlarsa. Çünkü çekim eki aldıklarında yer yön sözcükleri bir çekim eki aldıklarında artık nereye giderler? Bir isme giderler. Bu ayrıntıyı unutma. Peki, yukarı mahalle derken hiçbir ek almamış. Fakat burada ismin önünde hangi mahalle? Yukarı mahalle ismi işaret etmiş. Bu gibi örneklerde sıfat da olur. Aa, o zaman şunu da söyleyelim. Ek almadıklarında, herhangi bir çekim eki almadıklarında İsmin yönüyle alakalı bir şey söyleyince sıfata gidiyorlar. Fiil fiilimsinin yönünü söyleyince belirtince o zaman e, yer yön zarfına gidiyorlar, belirteçe gidiyorlar. Yukarıdakiler dediğimde bir adlaşmış sıfat burası. Aldığı ekler yüzünden sıfat diyebilirim. mi çekim eki aldı. Sonra yukarıda derken bir çekim eki daha var. Eşyalarını toplamak için yukarıya çıktı. Çok güzel. Aslında fiilin yönünü bildiren bir sözcük bu. Fakat dikkat et. Söylemeye çalıştığım şey şuydu yukarı ya derken yönelme hareketi almış. Bu bir çekim eki. Haliyle bu sözcük içinde ne diyeceğiz? Bir üstteki gibi. Bu da isim görevinde. Hepimiz asansörle yukarı çıktık. Yukarı çıktık derken işin yönünü bildirdi. Herhangi bir çekim eki de almadı. Dolayısıyla bunun zarf olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevap D seçeneğiymiş. Biz konuşurken yukarıdan bir ses duyuldu. Yukarıdan aldığı den ekiyle beraber bu da isim örnekledi diyelim. Aman unutma yer yön sözcükleri biraz sıkıntılıdır. Sınavda da soru olarak karşıma gelebilir. Cümlelerin hangisinde miktar belirteci kullanılmıştır? Miktar zarfı soru ne olacak burada? Fiile ya da fiilimsiye ya da sıfat ya da zarfa ne kadar sorusunu sorup cevap bulacağız. Daha gibi çamaşırı tek başına yıkadı. Onunla dün akşam biraz tartıştık. Faturayı yatırmadığım için bana kızdı. O gelince evimiz neşeyle doldu. Hafta sonu ailecek. Luna Park'a gittik. Şimdi ne zaman, nasıl? Sonra ne zaman? E, fatura neden, niçin? E, ne zaman? Ve ne kadar? Değil mi? Ne kadar tartıştı? E, nasıl çamaşırlar ve nasıl yıkadı? Heh. Şimdi zarf olan sözcükleri ve onların hangi sorulara yanıt verdiklerini söyledim. Bazıları zaman zarfı, bazıları durum zarfı çıktı. Bazıları neden bildiren durum zarfı çıktı. Fakat... B seçeneğinde biraz sözcüğü ne kadar tartıştık sorusuna cevap verdi ve işte bir miktar zarfı örnekledi diyelim. Beşinci soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır? Şimdi görev deyince artık bu tarz sorularda biraz tür öne çıkıyordu hatırla. Kararlı görünmek derken şurada bir zarftan söz edebilirim. Hatalı davranmak derken aynı şekilde burada da bir durum zarfı var. Yanlış sorular derken bu sefer yanlış sözcüğü ismi nitelemiş bir fiile değil. Artık bunun sıfat olduğunu düşünebilirim. Bu biraz farklı kaldı galiba cevabımız bu olacak. Ağlayarak yanımıza geldi. Nasıl geldi? Ağlayarak yine gelme işinin durumunu bildirdi. Yavaşça açıp bu sefer de arkasındaki fiilimsinin durumunu bildirdi bu sözcük. Bu da zarf oldu. Kesinlikle doğru cevap C'ymiş burada da. Aşağıdakilerin hangisinde sıfatı derecelendiren bir zarf kullanılmıştır? Şöyle olacak. Elimde bir isim olacak o ismin önünde o ismi pardon o ismin önünde onu niteleyen ya da belirten bir sıfat olacak. Sonra ne kadar sorusuyla o sıfata sorduğum ne kadar sorusuyla onu da derecelendiren bir zarfa yer vereceğim. Biz şunu arıyoruz tamam mı? Korku film izlemeyi çok seviyorum. Bu konuşma tarzı pek hoşuma gitmedi. Dün akşam babamla biraz konuştuk. Misafirlerin oldukça sıcak davrandı. Çok rüzgarlı havalarda denize girmiyoruz. Şimdi şurada yakaladım ama anlatayım sana. Hava isim. Nasıl havalar? Rüzgarlı havalar. Bu da o ismin nesi? Sıfatı. Yazayım şöyle. Peki ne kadar rüzgarlı? Çok rüzgarlı. Bu da arkasından gelen sıfatı derecelendirdi. İşte bu da ne oldu? Zarf oldu. Peki hocam neden denizli olmaz? Bakalım. Davrandı sözcü bir fiil, bir eylem. Nasıl davrandı? Sıcak. Bu bir zarf. Oldukça sözcü de bir miktar bildirdi. Fakat bu neyin miktarını bildirdi? Bir zarfın miktarını. Biz onu istemiyoruz. Sıfatı derecelendiren bir şey istiyoruz. Onun dışında biraz konuştuk derken, pek hoşuma gitti derken, çok seviyorum derken miktar zarfları var fakat her biri bir fiili derecelendirdi. Öncülün bizden istediği şey olamadılar. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmamıştır? Olumsuz bir soru çünkü dikkat edelim. İri ufaklı taşlar derken işte cevap buradaymış. Taş bir isim. Nasıl taşlar sorusuyla ben burada sıfat buldum bence. Umarım sen de yakalamışsındır. Bu sabah güneş ışıl ışıl parlamak Sonra düşe kalka büyümek, sıkı sıkı kapatmak, yavaş yavaş kurtulmak bunların her birinin ortak yanı bunlar arkalarından gelen fiilleri e, durum yönünden nitelediler diyelim. O yüzden cevap bu soruda A'ymış. Aşağıdakilerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır? Ne zaman, ne zamandır, ne zamana kadar, ne zamandan beri bu tarz sorularla zaman zarfı buluyoruz tamam? Yarın güneş benim için doğacak. Ne zaman? Yarın. Bu akşam üzümleri evde bıraktım. Ne zaman? Bu akşam. Dün yine seni andık bu sahilde. Dün. Birazdan yalnızlık çökecek karanlık odama. Ne zaman? Birazdan. Bir kuş gibi pırpır pır eder yüreğim. Nasıl? Bir kuş gibi. Ha, dikkat et. Burada ne zaman değil nasıl sorusuyla bu sözü bey bana cevap veriyor. O halde burası zarf olsa dahi zaman zarfı olmayacak bir durum zarfı olacak. Tamam. Nasıl sorusu durum zarfına götürür. Ne zaman sorusu da zaman zarfına götürür. Şimdi Önemli bir ayrıntı. Aşağıdakilerin hangisinde yükleme kesinlik anlamı katan bir zarf kullanılmıştır? Şimdi cümlelerde mutlaka, asla, kesinlikle gibi sözcükler, hiç gibi bir sözcük. Sonra olasılık bildiren galiba, sanıyorum, sanırım gibi sözcükler. Sonra e, istek bildiren keşke, bari gibi ifadeler. Bunlar e, nasıl sorusuna net bir yanıt vermezler. Mesela mutlaka görüşelim. Nasıl görüşelim? Mutlaka. Hoş bir cevap olmadı. Fakat yine de biz bunları durum zarfı kabul ediyoruz. Tamam mı? Aklımızda bulunsun. E şurada galiba deyip olasılık bildiren bir zarf kullandım. Pek umursamıyor derken öyle. Ama şurada mutlaka katılacağız derken fiille alakalı kesin bir şey söyledim. Bu tedavinin yararını bir türlü anlamıyor. Yöneticiler sık sık bu durumdan bahsediyor. Bu sık sık falan da kesinlik anlamını getirmez. Dolayısıyla sorumuzda doğru cevap C olmalıymış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Dan denekini alan sözcük farklı görevlidir. Çocuklar evlerinden alacaklarmış. Evlerinden. Burada bir isim var. Diyelim. Çocuğu bağırmaktan sesi kısılmıştı. Neden kısılmıştı? Bağırmaktan. Şimdi bir fiile neden, niçin gibi sorular sorduğumda zarf bulurum. Ama bağırmak dediğim sözcük bir isim fiil yani bir isim. Onu bir zarf haline getiren bu ek için galiba yapım ek edeceğiz. Aşağıdan büyük bir gürültü geldi. Aşağıdan yine ayrılma bildiren bir ek. Dün akşam odasından hiç çıkmadı. Ayrılma bildiren hal eki. Bu meyveleri dalından kopardık. Nereden? Dalından. Hepsi hal eki oldu bunların. Bu isim ve diğer kelimelerdeki sözcükler birer çekim ekiymiş. İsim çekim eki. Diğerleri de öyle. Tamam. Fakat B seçeneğindeki dan eki eklendiği isim soylu kelimeyi neden, niçin anlamıyla bir zarfa çevirdi. Dolayısıyla bunun yapım eki olduğu iddiası var. Dolayısıyla bu soruda doğru cevap ee, bolu bol olmalıymış. Cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur? ne dedim ben ya? Evet kaptırdım gidiyorum. Cümlelerin hangisinde soru zarfı yoktur? Soru belirteci yoktur. Sizi okuldan ne zaman alayım? Ne zaman sorusu şimdi fiile sorulduğuna göre zarf işte. Bu akşam planı nasıl buldunuz? Bir zarf. Neden sözcüğü zaten tartışmaya gerek yok? Mutlaka zarf. Ha, şurada önemli bir ayrıntı var. Buradaki ne sözcüğü neden anlamında mı? Bir deneyelim mi? Çocukları neden ee, Çocuklar neden konuşup duruyorsunuz? Okuyamıyorum bugün. E, ne yaptım şimdi? Neden, niçin anlamıyla bu ne sözcüğünü kullandım ki bu durumlarda biz buna zarf diyoruz. Çocuk, konuklarımıza hangi odayı hazırlayalım? Hangi oda derken o da bir isim. Dolayısıyla hangi sözcüğü de o isme soru olarak yöneltildiğinden ne olur? Bir sıfat olur. İşte bu seçenekte bir soru zarfı yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır. Neden bu kadar sinirli derken var. Bana niçin anlatmadı derken var. Bunca sıkıntıya nasıl da dayanıyorsunuz? Fiile sordum nasıl sorusunu zarf olur. Dünkü görüşmeniz iyi geçti mi? Burada bir edat var. Ha şurada bir zarf var ama soru zarfı değil durum zarfı. Soru anlamını sağlayan şu mi de kesinlikle bir zarf değil de soru edatı. Dolayısıyla soru anlamı burada edatla sağlanmış. Niye bu konunun üzerine gidiyorsun? Aynı şekilde bu da her zaman zarf olacak bir sözcük. Neden, niçin? niye gibi sözcükler mutlaka zarf olur. Cümlelerin hangisinde derecelendirme zarfı yoktur? Kar yağdığı için dışarı çıkamadık. Şimdi derecelendirme zarfı dediğim şey miktar zarfı, ölçü zarfı, azlık çokluk zarfı, hepsi aynı kapıya çıkar. Ne kadar sorusuyla bulacağız bunu? E işte A seçeneğinde yok. Onlara gidip ne kadar oturdum? Epey. Bu kokulan ne kadar hoşlanmadım? Pek. Dünkü toplantıda ne kadar iyi konuştu? oldukça iyi. Başarılı olmak için daha çok çalışmalıyız. Ne kadar çok? Daha çok. Bunların hepsinde miktar zarfı olduğu düşünebilir. Fakat A'da kar yağdığı için ve dışarı sözcükleri ya da söz grupları ne kadar zarf da olsalar burada miktar bildiren bir sözcük yok. Dolayısıyla o yüzden A olmalıymış. Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisi yapısı bakımından farklıdır. Şimdi kelime hem zarf olmalı ki bu zaten zarf olduğunu kabul ediyor bu sözcüklerin. Bir sıfır öndeyiz. Bir de onun yapısına bakacağız. Basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Tamam. Yarın yeni bir dizi başlıyor derken şuradaki yarın sözcüğü kök halinde. Dolayısıyla o bir basit zarf. Bu davranışıyla ile çok ileri gitti. Çok sözcüğü yine kök halinde basit bir zarf. Annem arkadaşlarıma dostça davrandı. Dost ve dostça. Dost aslında bir isim. Aldığı ekle beraber zarf olmuş. Dolayısıyla bu yapım eki aldığına göre ne tür bir kelime olur? Yapıca türemiş bir zarf olur. Dünkü sınavın biraz kötü geçti. Kötü yine kök halinde bulunduğundan bir basit zarf. Dün sözcüğü de bir zaman zarfıdır. Yapıca da kök olduğu için basit bir zarf diyebilirim. Bu zarflar arasında sadece C'de dostça sözcüğüyle bir türemiş zarf örnekledik. Cümlelerin hangisinde yer yön belirteci vardır? Yer yön belirteci dediğim şu aşağı yukarı falan gibi sözcükler. Bunlar ne zaman yer yön zarfı oluyorlardı? Herhangi bir çekim eki almadıklarında. Tamam mı? Bu önemli. Evinizden ayrıldığımız için çok üzgünüm. Yukarı katta oturanlar bugün taşınıyormuş. Yukarı. Hocam hiç eki almamış. O zaman bu mu cevap? Burada da şuna dikkat edeceğiz. Arkasında bir isim var. E ismin önünde bu sözcük ne olur? Sıfat olur. İçeride çok ağır bir koku vardı. Çekim eki aldı. O yüzden olmaz. Arabanızı biraz ileri alın. Hangi yönü alacağız? İleri. Fiilin yönünü bildirdi. herhangi bir çekim eki de almadı. Tam da istediğimiz şey buradaymış. Kitapların öteye çekip bana da yer açtı derken öteye çekmek burada bir fiilimsinin yönünü bildirmişiz. Fakat çekim eki var. O yüzden bu seçenekte elenebilirmiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmamıştır. Bakalım sıcak sıcak gelmek, yavaş yavaş yürümek. Sonra ağlaya ağlaya anlatmak ve koşa koşa gitmek bunların hepsinde zarf var. Fakat mahalledekilere yalan yanlış şeyler söylemiş. Şu şey sözcüğü bunun aksini söyleyenleri itibar etme lütfen. Bu bir belgisiz zamir. Nasıl şeyler? Yalan yanlış şeyler. Ha bu ikileme bir zamirin önünde gelmiş ve o zamiri belirtmiş nitelemiş. Dolayısıyla mutlaka ne görevinde? Sıfat görevinde. Evet. Neler oluyor? Yazamadım. Evet tamam. Yazmayı başardım. Doğru cevap şu haliyle ne olacak? C seçeneği olacak. Peki. Dilimiz sürçtüyse, ufak bir iki hatamız olduysa, affola anlamadığım bir şey varsa mutlaka yorumlarda yazmayı unutma. Çok da kafiyeli oldu bak. Görüşürüz. Kolay gelsin.